Bence Fenerbahçe'nin elinde beyin olabilecek oyuncu var. Mehmet Ekici, ben de büyük şey Mehmet Ekici hayranıymışım gibi duruyor da Mehmet Ekici yeni nesil beyin olabilecek. Fenerbahçe'nin elinde şu anda üst düzey bir La Liga takımında, Bundesliga takımında, Premier Lig için bir şey diyemem ama üst düzey derken Real Madrid anlaşılmasın. Tamam. Yani bu başaltı Valencia gibi. Gerçi Valencia'da bu sezon 12. ama hadi Sevilla oynayabilecek. Var mı diyorsun ya o potansiyel? Bence var. Mehmet Ekici oyun Ekici, merkezi olan. Ekici bunu biliyor mu? Ekici bunu biliyor. Ekici bunu biliyor da Ekici'nin fiziği el vermiyor işte o sakatlıklar. Ekici üst düzey bir. Bak ilk ben Mehmet Ekici'yi çıplak gözle Avusturya Türkiye milli maçında seyrettim. Şeyde saha içinde seyrettim bir de. Ya o kadar Türkiye'deki maçı, Kadıköy'deki maçta saha içinden seyrettim. Evet. O kadar belli oluyordu Heading ki. Heading zamanı. Evet evet. Adamın şey olduğu, farklı olduğu, oyun bilgisinin çok yüksek olduğu, o pas verip yer değiştirme olayı var ya. Ve şey takımı için oynama, alan kapatma, duran top kullanıyor. Bu oynadığı maçlarda işte son AZ maçında da gol attı. Ama işte en büyük şeyi bu kronik midir bu sakatlık? Kronik olsa hep aynı yerden sakatlanır. Metabolizma sakatlığımı anlamadım. Hep farklı yerlerinden bir yere atıyor derler ya yüklemeye gelince. O problem. Yoksa Mehmet Ekin çünkü Alex Fenerbahçe'nin bakın şimdi bence şöyle yanlış bir durum var. Alex Fenerbahçe'nin beyni deniyor. Alex Fenerbahçe'nin beyni miydi? Değildi. Değil. Alex 10 numara değil, iş bitirici. Alex forvet oyuncusuydu. Evet. Alex forvet de anlaşılamayan bakmayın bu. Bakmayın sırtındaki 10 numaraya. Jose Sosa Beşiktaş'ın beyniydi. Evet. Talisca yerini alındı ama o forvet arkası bitiricisiydi. Evet. Ya yani hep güzel insanlar Alex'i değerlendirirken hep yanlış değerlendirildi. Diego mesela beyni olabilirdi Fenerbahçe'nin. Evet, beyin tanımlaması. Ondan bir de iş bitiricilik de beklendi. Futboldaki beyin hani genel olarak kullanılan tabir için evet doğru bir kıyaslama oldu bence. Yani özellikle Talisca Sosa o kadar güzel anlatıyor ki bunu. Yani ikisi de çok katkı yaptı ama farklı şekilde katkı farklı yaptılar. Alex'in aklında çok net örneklerle canlanıp anlayabileceği bir durum. Öyle yakın çok zamanda net, olduğu çok için. Karşılaştırma. Evet. Ya sen diyorsun ki yani Mehmet Ekici bu sakatlıkları yaşamasaydı. Yaşamasa bence Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu. Tekniğiyle hem oyun görüşüyle hem pozisyon bilgisiyle hem sahaya hakimiyetiyle ciddi bir beyin olma yani sadece Süper Lig'de değil 5 büyük mesela ligin bazılarında beyin olabiliyor. Mesela neden kanada yakın oynatabiliyor? Çünkü biliyor adam pozisyon biliyor. Yani orada oynarsa ne yapacağını biliyor. Merkezde oynarsa ne yapacağını biliyor. Top taşıma yani şimdi geçen seneki Beşiktaş maçı fena oynamıştı sonra anında sakatlandı. Bu sezon yine bir maç var Ankara Gücü maçı mıydı girdi, ya da iyi oynadı çıktı. Girdi iyi oynayıp çıktı Sivas Ankara maçında da öyle. Deplasmandı. Sivas maçı. Sivas maçında Sivas 0-0 bir tane hem de frikiyi direkten de dönmüştü. Evet, Antalya maçında da bir friki kaçırdı ya yani top taşıma yeteneği var. Pasla kat etme yeteneği var. Bunların hiçbirisi belki şey 90 100 üzerinden 90 değil ama hepsini 75-80'lik yapabiliyor.